Tüm liberaller, hepinizin canı cehenneme. Bizler, sanayide kamunun güçlü olduğu dönemin çocuklarıyız. Kitleri kötülüğe kötülüğe gözden düşürerek haraç meraç satılmasını için bizi kandırdınız. Daha müreffeh bir Türkiye vaat ettiniz. Ülke kaynaklarını talan etmekten ibaretmiş. Çok geç anladık. 70'li yıllar Türkiye karma ekonomik modeliyle yönetiliyor. Ekonomik sistem karma ekonomi modeli. Hem devlet kurumları hem özel sektör var. İşçilerin belki de en mutlu oldukları yıllar. Ailece bir kişinin çalışması neredeyse yeterli oluyor. İşçiler senede 3 ikramiye alıyor. Emekli olduğunda ise bir tane ev sahibi olabiliyordu. O günün emperyalizmine tutsak olmuş, satın alınmış ya da kandırılmış liboşların tek hedefleri varmış. Kitleri, kamu iktisadi teşekküllerini yani halkın fabrikalarını sattırmak, ellerinden almak, kapmak, emperyalizme peşkeş çekmekmiş. Evet, kitlerde bir nevi iş garantisi vardı. Bir kez işe girdin mi hiç olmazsa emekli olabiliyordun. Siyasetçilerin eline oy deposu olarak verildi. Seçim mi geliyor? Hemen siyasetçiler kitlere işçi doldurup oy devşirme yoluna gittiler. Evet, eksikleri vardı ama bunlar özelleştirme ile değil, özertleştirme ile düzeltilebilecek gelişmelerdi. Yapılmadı. Hazineye para mı lazımdı? Hemen kitlerin cebine elini atıyordu siyasetçi. Şimdiki gibi böyle para basmaya çalışmıyordu. Özelleştirme değil, özertleştirme yapılmalıydı. Bülent Ecevit başlangıçta özelleştirilmelere karşıydı kitlerin. Özertleştirilmesini savunuyordu. Lakin emperyalizme ve sermayeye yenik düştü Bülent Ecevit'te. Çok eleştirildi, çok yerden yere vuruldu. Lakin kitlerin yönetimi hiçbir zaman profesyonellere bırakılmadı. Başlarına atanan bakanların arpalığı yapıldı. Evet, resmen. Bir bakan atandı, geldi, kitin başına oturdu. Keşke özertleşebilseydi. Bugün o kitlerin sayısız iştirakleri olurdu. Bugün vallahi Türkiye çok farklı yerde olurdu. Yandaş siyasetçinin talimatıyla gitti, kamu bankalarından aldığı krediyle kamunun yani halkın malına çöktü bu liboşlar. Çoğu aldığı krediyi dahi defalarca öteleyerek, yenileyerek bir nevi kamu malı soygunu yaptı. Kimisi de hiç ödemedi. Kredi faizlerini gider yazdılar. Vergileri ödemediler. Kazançları çıksa dahi hükümetin çıkardığı yasalara dayanarak vergi ödemek yerine derneklere, vakıflara, cemaatlere bağış yaptılar. Vergiden kaçırdılar. Hiçbir şey mi yapamadılar? Paraları dışarı kaçırdılar. Evet, bu liboşlar Türk halkına ve Türkiye'ye bu kadar zarar verdi. Özelleştirme adı altında soygun yapılmasının önünü açtı bu liboşlar. Elin taşı ile elin kuşunu vurdu geçtiğimiz 30 yılda emperyalizmin uşakları. Kamunun mallarına çöktüler. İşçileri açlık sınırında bir asgari ücrete mecbur bıraktılar. Bugün bir işçinin ev sahibi olması için artık o tek maaşı yetmez. Mümkün değil. Onu bir geçin. Kamu malı demek halkın malı demekti. Bunu idrak edemedi Türk halkı. Kapısının önünden çöp tenekesini alsan vallahi kavga çıkar ama varlığını kaçırdılar. Sesi çıkmadı, gıkı çıkmadı. Çünkü Allah'la kandırdılar, dinle kandırdılar. Türkiye'deki mütedeyyin kesimin maalesef Allah'la kandırıldığı için sesi çıkmıyor. Emperyalizmin dayattığı soygun düzenine maalesef bizim Türk liboşlarımız balıkla mı attı? Balıkla mı atladı? Ve Türkiye'yi soydu soğana çevirdi. Evet, özertleştirdik kamunun mallarını. Peki, kapitalist sistem bize beklediğimiz refahı getirdi mi, verdi mi? Geçiniz efendim. Bugün
kapitalizmin de sorgulanması gündemde. Çünkü para basarak nereye kadar gidersiniz? Çevremde dört büyük kamu kurumu vardı. Hepsi de şaibeli bir şekilde özelleştirildi. Bugün bakıyorum özelleştirilmiş, günden beri yatırım yapmıyor. Çalışanları ise asgari ücrete mahkum edildi. Hiçbirisi teknoloji geliştirmedi. Türk halkı olarak biz de malımızı, mülkümüzü kaybettik. Böyle ortada kala kaldık. Bir kısmı ise benim bakış açım ile vatan haini yaptı. Kamudan 3.30'a aldığı tesisleri yabancı sermayeye sattı. Yabancı sermaye de ülke kaynaklarını sömürerek buradan kazandığı parayı aldı götürdü, kendi ülkesinin refahı için harcadı. Bize bıraktığı bir asgari ücret. Bu bozuk düzen değişmeli, hatta tersine dönmeli. Dünyanın bugün içinde yaşadığı ekonomik kriz bir anlamda inanın kapitalizmin krizidir. Önümüzde kusursuz bir fırtına olarak adlandıracağımız büyüklükte bir ekonomik kriz var. Çoğu şirket bu ekonomik krizden sağ çıkamayacak, göreceksiniz. Bak, bu önümüzdeki bir iki sene içerisinde biz bunu yaşayacağız. Bakmayın borsanın şimdi uçuyor gözüklüğüne. Devlete burada düşen bir görev var. Bu krizden etkilenerek batmak üzere olan veya batacak olan ihracat kapasitesi yüksek olan yabancı şirketlerin, yerli şirketlerin, yabancıların eline geçmesinin önünü geçmesi, engellemesi lazım. Bunları devletleştirmesi lazım. Hiç olmazsa üretim kalemlerinde yavaş yavaş elimizden kaybettiğimiz malların, mülklerin geri alma zamanı geldi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.